Öncelikle çok önemli fakat unutulmuş bir kadın sanatçıyı tekrar görünür kılan bir bu değerli serginin küçük bir parçası olmak benim için çok onur verici. Emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Müze müdürümüz değerli Nazan Hanım beni kataloğa davet ettiği zaman daha önce katkıda bulunduğum Mihri Hanım sergisi ve yakın zamanda İstanbul araştırmalarında açılan meşgul şehir sergisi kapsamında biraz geç Osmanlı dönemine odaklanan kültür ve sosyal tarihe bakan bir yazı yazmamı rica etmişti. Bu araştırmayı yaparken beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri daha önce görmediğim çok fazla arşiv malzemesini görmem oldu. Bunlar zaten sunumda göstereceğim kartpostallar, fotoğraflar, daha önce görmediğim tablolar. Ve bir tarihçi olarak biz işte devlet arşivlerine, dönemin gazetelerine, dergilerine bakıyoruz. Ama melek gibi dönemin sanatçılarının, entelektüellerinin izlerini bulmak kendi kişisel daha bu samimi diyeceğimiz malzemelerle bize o kişiye ve o kişinin düşünce dünyasına dair çok farklı ipuçları veriyor. Böyle bir çalışma, bir biyografik tarih çalışmasına ön ayak olduğu gibi aynı zamanda da dönemin kültür ve zihniyet dünyasının da kapılarını açıyor bize. Bu bağlamda bu yazıyı hazırlama sürecinde sürekli sorularımı cevaplayan ekibe, şu arşiv malzemesini de görebilir miyim, şu mektubu da görebilir miyim diye sorduğum ekibe çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir tarihçi olarak bir kişisel arşivden çıkmış bu samimi yazışmalar bizim için çok değerli. Ve bugünkü sunumumda ben bu günümüze kalan, meleğin günümüze kalan malzemeleri ve başka birinci kaynaklar ışığında meleği genç bir kadın ve genç bir ressam olarak ele alacağım. Bazen meleğe odaklanacağım konuşmamda, bazen meleğin çağdaşları olan diğer kadınlara, kadın ressamlara odaklanacağım. Bazen de merceğimi biraz büyüteceğim ve dönemin tarihsel bağlamına, gündelik hayatı ve sanat dünyasına bakmaya çalışacağım. Melek gibi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçmiş sanatçılar, tabii ki Cumhuriyet'in ilanı 1923 yılı bir kırılma noktası olarak görülüyor. Tabii ki imparatorluktan ulus devlete bir geçiş söz konusu. Ama meleğin büyüdüğü, ressam olduğu, yetiştiği, eserlerini ilk defa sergilediği geç Osmanlı dönemi de oldukça müphem ve çetrefilli bir dönem. Ve bu dönem Birinci Dünya Savaşı'nı ve İstanbul'un işgalini de kapsıyor. Amacım meleği ve sanat dünyasındaki konumunu geç Osmanlı'nın dediğim gibi tarihsel bağlamına oturtmak ama bunu yaparken de bu tarihsel bağlamın altında onu indirgemek değil, aynı zamanda aktif ve yaratıcı bir özne olarak meleği bu tarihe müdahil etmek. Sunumuma bu araştırmayı yaparken Fransa'nın Ulusal Kütüphanesi, Bibliothèque Nationale de France'da keşfettiğim bir mektupla başlamak istiyorum. Mektup günümüz Türkçesine Irvin Cemişik tarafından çevrildi. Ona teşekkür ediyorum ve okuyorum mektubun başını. Aziz Ustadım, size bu mektubu pek mürettedidane yani tereddütle yazıyorum. Acaba en büyük hayranlarınızdan olan bir küçük Türk kızına cevap vermeye tenezzül buyurur musunuz? Sanata pek müptela olduğumu arz etmeme lütfen izin veriniz. Mektubun geri kalanında da başka önemli şahısların ki bu kişileri ölümsüzler olarak tanımlıyor yazarımız, imzalarına da sahip olduğunu ekliyor. Oldukça düzgün bir Fransızca ile kaleme alınmış 1912 tarihli bu mektubu dönemin en önemli mimarlarından Jean-Louis Pascal'ı yazan kişi henüz 16 yaşında olan ve sanata kendini pek müpteda olarak tanımlayan Melek Ziya. Üstelik mektubun devamında da belirttiği üzere Melek Ziya daha başka ölümsüz gördüğü sanatçılara çoktan mektuplar yazmış, onların imzalarını da istemiş. Üstelik bu mektuplar içlerinde Pascal'ın da olduğu Fransız sanatçılar tarafından kısa sürede de cevaplandırılıyor. Hatta bazı sanatçılar kendi eserlerinin olduğu kartpostal
sanatları seçme inceliğini bile gösteriyorlar. Burada gerçekten sanata oldukça düşkün ve belki daha da önemlisi arşiv toplama merakı olan genç bir kadın görebiliyoruz. Fakat aynı zamanda Melek o dönemin zihniyet kültürünü de net bir şekilde yansıtıyor. Bu gerçekten de Batı'da, özellikle Amerika'da geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılda bir imza toplama çılgınlığı var. Ki bir Amerikalı kütüphaneci bunu otografomanya olarak tanımlıyor. Hatta İrlandalı yazar, onun fotoğrafını da koydum. Oscar Wilde Amerika seyahatinde 3 sekreter tuttuğunu, bu sekreterlerden birinin sadece yazar adına imza verdiğini, hatta bu imza veren sekreterin o kadar yorulduğunu, kolunun daha sonra karpal tünel sendromuna da yakalandığını bahsediyor. Şimdi Osmanlı'da bu imza toplama çılgınlığı ne kadar yaygındı bilmiyoruz. Ama Melek'in kendi koleksiyonunu bize en azından kendisinin bu işe gerçekten gönül verdiğini gösteriyor. Eğer sergiyi gezdiyseniz çok fazla kartpostal koleksiyonu olduğunu görmüşsünüzdür Melek'in. Ve dediğim gibi Melek erken yaşlardan beri bir tarihçi, bir arşivci gibi geçmişi saklayan bir kadın. Ve geçmişi ve şimdiyi geleceğe ulaştırma gibi bir derdi var bence ve bu çok erken yaşlarda başlıyor. Ve mektuplara geri dönersek ve adreslerine bakarsanız mektupların, Melek Ziya'nın mektupları doğduğu şehir olan İstanbul'dan değil, Edirne vilayetine bağlı Kırk Kilise Sancağı'ndan postaladığını da görebiliyorsunuz. Melek Osmanlı ordusunda Miralay rütbesi taşıyan babasının görevi dolayısıyla bulunuyor Edirne'de. Dediğim gibi kendisi henüz 16 yaşında. Bu tarih de önemli, 1912. Çünkü bu mektuplardan birkaç ay sonra Ekim ayında patlak veren Balkan Savaşları olacak. Ve Osmanlı ordusu Kırk Kilise Muharebesi'nde Bulgaristan'a yenilecek ve Edirne kuşatma altına da alınacak. Fakat işin ilginci, bu kadar karmaşaya rağmen bu mektuplar Melek ve babasıyla birlikte İstanbul'daki evlerine sorunsuz bir şekilde de ulaşıyor. Ve Melek'le birlikte yıllarca yolculuk da ediyor. Fransa'nın, İtalya'nın, İsviçre'nin pek çok şehrini de dolaşıyor. Ve 1976 yılında Melek Lampe adıyla Münih'te vefat etmesine kadar da sanatçı tarafından korunuyor. Gerçekten de Melek Ziya genç yaşta başlayan sanat tutkusu ve arşiv tutma merakıyla bu mektuplar da dahil olmak üzere ardında hatırı sayılır sayıda tablo, heykel, el yazısı, sanat yazıları, fotoğraf ve kartpostallardan oluşan oldukça zengin bir koleksiyon bırakıyor. Daha önce Osmanlı kadın sanatçılarına yaptığım çalışmalarda Melek kadar arşiv tutma merakı olan, bize bu kadar malzeme bırakan bir ressamla henüz karşılaşmadım. Mihri'de biz mesela bunun sıkıntısını açıkçası çekmiştik. Melek'te ise bir tarihçi, bir arşivci tutkusuyla bu kadar malzemeyi günümüze getirdiğini görebiliyorsunuz. Peki genç Melek nasıl bir kadındı, nasıl bir hayatı oldu, resme olan ilgisi nasıl başladı? Bir kadın ressam olarak ne gibi sıkıntılar çekmiş olabilir? Bugün Melek Celal Sofi olarak bilinen sanatçının doğduğunda adı Fatma Melek. Babası Abdurrahman Ziya Bey'den dolayı da evlenene kadar Melek Ziya olarak biliniyor. Ben karışıklık olmaması açısından çoğu zaman Melek diyorum sadece. Umarım uygundur sizin için ama tabii tarihsel olarak isimler değişecek. Melek 1896 yılında kalburüstü bir ailenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da doğuyor. Babası Abdurrahman Ziya Bey, dediğim gibi Osmanlı ordusunda Miralay rütbesine kadar yükselmiş. Yani bugünün albay rütbesine kadar yükselmiş bir subay. Ve annesi Naciye Hanım, geç 18. yüzyılda Yanya Sancağı mutasarrıflığı yapmış olan Vezirtepe Delenli Ali Paşa'nın büyük büyük torunu. Yani dediğim gibi oldukça kalburüstü bir ailede doğuyor Melek. Ve modern, eğitimli, üst orta sınıf bir Müslüman Osmanlı ailesine mensup olarak ayrıcalıklı bir eğitim ve terbiye ile de yetişiyor. Ailenin de tek çocuğu aynı zamanda ve sosyoekonomik ve kültürel bakımdan pek çok avantaja sahip. Küçük yaştan itibaren yabancı mürebbiyelerle büyüyor, piyano çalıyor, Fransızca öğreniyor.
Ve Meleğin çocukluk dönemlerinde başlayan resim kitaplarına olan bir ilgisi var. Sergide gördüyseniz çok hoşuma gitti. Meleğin kütüphanesinden kitaplar. Orada da çok fazla, hatta edebiyatçı arkadaşım neden çok fazla roman yok dedi. Melek özellikle sanat kitaplarına romanlardan daha fazla ilgi duyuyor. Ve bu da küçük yaşlarda aslında başlayan bir ilgi. Fakat resim yapmaya ciddi anlamda annesini kaybettikten sonra ve 20 yaşında başlıyor Melek. Ve bunun için kendisini yüreklendiren kişi anneannesinin yakın dostu ve Melek'in de en çok sevdiği misafirlerden biri olan dönemin önemli simalarından şair Nigar Hanım. Biz bu detayı Melek'in anı defterinde okuyabiliyoruz. Melek'in yazdıklarına göre şair Nigar Hanım, Melek'i pek hüzünlü bir gününde, çünkü annesini de kaybediyor Melek, yüreklendiriyor. Kendisine resim ve sanat kitapları aldığını görüp neden resim yapmıyorsun, neden resme başlamıyorsun, senin eminim resme yeteneğin vardır diyor. Ve böyle bir cesaretlendirmeyle de Melek aslında ciddi anlamda resim yapmaya başlıyor. Ve ilk resim eğitimini bildiğimiz kadarıyla dayısı Kazım Bey'den, asker bir ressam ve aynı zamanda eve gelen bir konaklarına gelen aslında özel bir hocadan alıyor. Dönemin şartları düşünülünce oldukça şefkatli ve ilgili bir aile ortamında büyüdüğünü düşünüyorum ben Melek'in. Çünkü mektuplara bakarken gerçekten de babası çok güzel kelimeler, cümleler kullanıyor Melek için. İşte yalnız senin için yaşayan baban Ziya veya iki gözüm evladım Melek gibi bu mektupları görebiliyorsunuz. Hatta babasının o kadar ilgisi var ki bir mektubunda şey demişti, bunu buraya koymadım ama Celal Bey'le evlendikten sonra söyle diyor Celal'e, çok sigara içip senin yüzüne üflemesin. Yani hakikaten oradayken, babası cephedeyken bile bir şekilde kızını düşünüyor. Hatta o kadar düşünüyor ki savaş sırasında temel gıda malzemeleri dışında Melek'i hoş tutmak için ona bisküviler, ipek kumaşlar, fotoğraf makineleri yolluyor ki bu. Savaş koşulları düşünülünce tabii ki çok lüks malzemeler bunlar. Şimdi merceğimizi biraz daha genişletmek istiyorum demiştim. Zamana da bakacağım tarihsel bağlamına. Melek'in çocukluk ve gençlik çağı Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı zamanlarından birine denk düşüyor. Melek 2. Abdülhamit'in istibdat rejiminde doğuyor. Fakat 1908'deki Jön Türk devrimiyle Abdülhamit'in 30 yıl askıya aldığı kanuni esası, yani anayasa, tekrar yürürlüğe konuyor. Ve 1789 Fransız devriminden ilhamla adalet, uhuvvet, musavat ve hürriyet ilkeleri toplumu derinden etkiliyor. Ve bu ikinci meşrutiyetin ilanının getirdiği tabii yeni ve özgürlükçü bir ortam var, bir demokratikleşme süreç var. Ve her eğitimli üst orta sınıf gibi tahminim Melek'in ailesinin de bu meşrutiyeti tabii ki sahiplenmesi. Ve meşrutiyetin ilk yıllarında bile sadece İstanbul'da yayınlanan gazete ve dergi sayısı 350'yi buluyor. Yani Abdülhamit'in rejimindeki sansür bitiyor ve müthiş, dediğim gibi, bir yayın bombardımanı başlıyor. Ve Kadınlar Dünyası, Kadınlar Alemi gibi bu dönem yayınlanan pek çok dergi Müslüman Osmanlı kadınlarının eğitim, çalışma, sosyal yaşamda daha görünür olması ve alanlarının genişletilmesi konularını tartışmaların merkezine koyuyor. Tabii meşrutiyetle, yani 1908'de başlamıyor kadınların basın yoluyla direnişlerini göstermeleri. 1908 öncesi bunun uzun bir tarihi var. Özellikle Tanzimat sonrası, yani 1839 sonrasında biz Osmanlı kadınlarının daha özgür ve daha eşit bir dünya için basın yoluyla seslerini duyurmaya başladığını okuyoruz. Örneğin 1845'te yayın hayatına başlayan Rumca çıkan Kipseli adlı bir dergi var ki bu Osmanlı'nın ilk kadın dergisi olarak biliniyor. Akabinde yayınlanan Ermenice Gitar dergisi var. Daha sonra Terakki, Mühederat gibi çeşitli kadın dergileri var. Yani kadınların, dediğim gibi, seslerini çıkarmaya başlaması 1908'den çok daha önce. Fakat 1908'de değişen şey, bu yeni hürriyet ortamında kadın tartışmalarının döneme damgasını vurması. Ve özellikle 1908-1913 arası, yani Melek'in çok daha genç olduğu vakitleri düşünürsek, çok Osmanlı'da farklı düşüncede ve ideolojide pek çok dernek ve cemiyetin kurulduğunu ve oldukça dinamik ve çok sesli bir sivil toplum yapısının olduğundan bahsedebiliriz.
Fakat devrim ve hürriyet rüyaları da kısa sürede paramparça olacak. Birinci Dünya Savaşı ve İstanbul'un işgali. Bu Birinci Dünya Savaşı 1914-18. İstanbul'un işgali de Birinci Dünya Savaşı'ndan uzun, neredeyse 5 yıl, 1918-1923 arası. Ve bu dönem tabii ki yıkımların, savaşların, ekonomik sıkıntıların, katliamların ve daha nice acıların günlük hayatın bir parçası olduğu bir dönem. Ve bu bitmek bilmeyen savaşlar Osmanlı toplumu kadar sanat dünyasını da ve meleği de derinden etkiliyor. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nda ölüm sayısının tahribat boyutunu daha önceki savaşlara hiç benzemediğini vurgulamak istiyorum. Uçaklar, denizaltılar, büyük silahlar, kimyasal silahlar insan bedenini bu yeni teknoloji karşısında aciz ve zavallı hale getiriyor. Ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de oldukça baskıcı ve otoriter bir tutumu var. Ve savaş propagandası yukarıdan aşağı tek sesli bir nitelikte yürüyor. Ve cephelerden geldiği iddia edilen gerçek olmayan haberler insanların aslında umudunu yeşertmeye de yetmiyor. Sansür altındaki Osmanlı basınında rastlamayan bu umutsuz ve melankolik anlatılar ancak dönemin günlüklerinde kendine yer bulabiliyor. O nedenle meleğin yazışmaları, günlükleri bizim için çok önemli. Mesela basında yer bulmayan ama Birinci Dünya Savaşı'nda günlük tutan şair Nigar Hanım, Aralık 1915'te günlüğüne şu sözleri yazıyor. Ah o mahvolan gençlikler, o zekalar, o güzellikler, marifetler. İnleyen valideler, zevceler, süreklenen o tüyü de iyi beşer. İşte beni her an dilhun ve perişan eden hatırat. Ya Rabbi, bu cihan harbinin devamı bir cinnet değilse, şüphe yok ki nevi nasbuk bir cinayettir. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki temel malların da maliyeti muazzam bir şekilde artıyor. Savaşan devletler arasında en fazla ekonomik sıkıntı çeken aslında Osmanlı Devleti o dönem. Ve sağlıksız beslenme ve genel olarak yaşam kalitesi düşüyor. Hatta şair Nigar Hanım, kendisi de Melek Cela gibi oldukça üst orta sınıf bir aileye mensup, yani ekonomik sıkıntısı olmayacağını düşündüğünüz biri. Yine 1917 yılında ne et, ne pirinç, ne patates bulabildiğini yazıyor. Meleği döndürdüğümüzde merceğimiz, yani bu zamanda Melek ne yapıyor Birinci Dünya Savaşı sırasında? Melek öncelikle avukat olan Kıbrıslı Sofuzade Celal Bey ile savaşın sonlarına doğru evleniyor. Ve onun için durum Nigar Hanım'dan aslında biraz daha iç açıcı. Çünkü bahsettiğim gibi babası Miralay ve Abdurrahman Ziya Bey savaş sırasında Romanya'dan attığı mektuplardan biz Osmanlı ordusundaki yüksek konumu dolayısıyla aileye sandıklar içinde erzak gönderdiğini okuyabiliyoruz. Fakat bu malzemeden çoğunun kaybolduğunu da görüyoruz. Yani dediğim gibi sosyal tarihçi için çok ilginç mektuplar bunlar. Çünkü mesela yazıyor babası, aa diyor Celal'in kahvesi de 5 kilo idi, o da eksilmiş. Unlar eksilmiş, velhasıl patatesler, cevizler gitmiş. Yani bu kadar yoklukta hatta söylüyor ki meleğe, lütfen diyor koklaya koklaya veya daha doğrusu yalaya yalaya tüketin size yolladığım malzemeleri. Savaşın toplumu ve ekonomiyi sarsmış olduğu bu ortamda Melek, dediğim gibi 1916 yılında annesini kaybediyor ve 2 yıl sonra da tek evladı olan Ziya Sofu'yu dünyaya getiriyor. 1918 yılında. Yine genel politik duruma bakarsak, bir yandan da dediğim gibi İttihat Terakki'nin tek elinde bir rejim var. Ama bir yandan da bu Dünya Savaşı'nın olağanüstü koşullarında İttihat Terakki istediği koşulları rahatlıkla veriyor mecliste. Ve yukarıdan aşağıya doğru modernleşme projesini de rahatlıkla uyguluyor. Ve Osmanlı kadınlarına güzel sanatlarda yüksek öğrenim imkanının erkeklerden yaklaşık 30 yıl sonra verilmesi de harp başlayınca mümkün olacak. Ve İnaz Sanayi Nefise Mektebi kadınları güzel sanatlarda yetiştirmek, kız mekteplerine resim muhallebisi, resim hocaları yetiştirmek maksadıyla 13 Ekim 1914 yılında İstanbul'da açılıyor. Tabii İnaz Sanayi Nefise'nin açılması her ne kadar savaş koşullarının altında mümkün olsa da bunun da
kadınların kendi mücadelesine dair bir tarihi var. Ve İnassanay Nefise Mektebi'nin açılmasına öncülük eden kişi de Avrupa'da sanat eğitimi görmüş profesyonel bir ressam olan Mihri Hanım. Hatta söylenen o ki, daha doğrusu başka bir ressam olan Malik Aksel'in bize daha sonra anlattığına göre, ressam Mihri Hanım bir gün Marif Nazır Şükrü Bey'in huzuruna çıkarak, "Muhterem Nazır Bey, İnassanay Nefise Mektebi nerede? Hep yapılanlar erkekler için." diye bir konuşma yapıyor. Şimdi bu konuşmaya dair bilinenler, hani gerçekten Mihri Hanım gitti konuştu mu bilemiyoruz ama dönemin belgelerinde takip edebildiğimiz gerçekten de Mihri Hanım'ın uzun bir dönem mektepte hocalık yaptığı ve hatta bir süre mektebin yöneticiliğini de idaresini de tek başına ele alıyor Mihri Hanım. Bazen bir sürede Ömer Adil Bey'le yürütecek. Burada en önde ortada oturuyor bu arada. Şimdi aslında İnassanay Nefise Mektebi'nin açılması, kadınların sanat eğitimdeki rolü ve güzel sanatların yaygınlaşması açısından ve kurumsallaşması açısından bir dönüm noktası. Çünkü farklı sosyoekonomik sınıflardan kadınlara fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim görme imkanı veriliyor. Yani liyakat temelinde kadın ressamlara ücretsiz eğitim veriliyor. Kadınlar için sanat eğitiminin kurumsallaşması ve bu gecikme sadece Osmanlı'ya da mahsus değil. Örneğin Paris'teki École de Beaux-Arts kapılarını 1897'ye kadar kadınlara kapalı. Ve bu nedenle ressam olmak isteyen kadınlar bu ücretsiz sanat okulundan eğitim alamıyorlar. Ya çok yüklü paralarla hocalar tutacaklar veya özel akademilerde, örneğin burada bir akademi görüyoruz Münih'te, oraya gidip yüksek meblağlar ödeyerek öğrenci olmak zorundalar. Yani kısacası ücretsiz bu eğitim kurumları açılana kadar dünyanın çoğu yerinde sanatçı olmak isteyen her kadın oldukça pahalı olan ders ücretlerini karşılamak zorunda. 1883'te erkekler için açılan Sanayi Nefise Mektebi var ve dediğim gibi yani 30 yıl önce açılmış erkekler için bu Sanayi Nefise Mektebi ve erkekler liyakat temelinde ücretsiz okula kabul ediliyorlar ve biz erkeklerde bu sınıfsal değişimi, erkek ressamlarda sınıfsal değişimi daha net görebiliyoruz. Ve çünkü erkekler böyle daha erkek öğrenciler diyeyim Sanayi Nefise Mektebi'nde ekmeğini tablo satışından çıkaran veya resim öğretmenliğinden aldığı maaşla biraz profesyonel bir orta sınıf mensubu olma imkanı veriyor Sanayi Nefise Mektebi. Fakat resim sanatına ilgi duyan kadınlar için, Osmanlı kadınları için sınıfsal biraz farklılık var. Çünkü genelde, hani hepsi değil ama genelde üst veya üst orta sınıf mensubu bu kadınlar, resme ilgisi olan kadınlar. Ve hatta resimlerinin tablolarının satışına da çok bel bağlamıyorlar. Biz oğlu Ziya Sofu'dan biliyoruz ki Melek Hanım da tablolarını satmıyordu. Genelde bağışlıyordu veya hediye ediyordu dostlarına. Ve bu genellemeyi de hani dediğim gibi hani üst orta sınıf kadınlara bir örnekte Mihri Hanım. O da Melek gibi bayağı kalburüstü bir aileye doğuyor. Babası Ahmet Rasim Paşa konağında büyüyor. İlk resim derslerini 2. Abdülhamit'in saray ressamı Zonaro'dan alıyor. Ve daha sonra eğitimi için Roma ve Paris'e gidiyor. Yaşadığı dönemin kalıplarının dışında kendini konumlandıran bir kadın Mihri. Ve Fransızca bilgisi ve ekonomik ayrıcalıkları gibi sınıfsal avantajlarla seyahat edebiliyor. Resim sanatına olan merakını ve yeteneğini geliştirebilecek kurumlara kayıt yaptırabiliyor. Dediğim gibi arada Meleğe geliyorum, arada Meleğin etrafındaki insanlara değiniyorum. Mihri onlardan biri, detayı daha sonra söyleyeceğim özellikle. Ve Mihri Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce sanat eğitimini başarıyla tamamlıyor. Paris'te ödüller alıyor, hatta Elbah-ı Nakşiye koleksiyonu için Osmanlı tablo koleksiyonuna bir kopya da yapıyor Louvre Müzesi'nde bulunan. Ve İstanbul'a döndüğünde İstanbul sanat dünyasının kültürel elitinin zirvesindeki kişilerden biri oluyor.
Ve atölyesinde yetişen öğrenciler, İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde yetişen öğrenciler İstanbul sergilerine katılıyor ve geç Osmanlı İstanbul'unda resim sanatına yön veriyorlar. Şimdi Melek Ziya da 1917'den itibaren İstanbul'da düzenli olarak toplu sergilere katılıyor. Ve Taha Toros bize Melek'in belli bir dönem İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde de öğrenci olduğunu bahsediyor. Fakat biz Mihri'den direkt ders alıp almadığına çok emin değiliz ama bazı işlerinde Mihri'nin tarzını görebildiğimi söyleyebilirim. Ama tabii ki böyle bir kayıt yok elimizde. Çünkü tahmin ettiğim Melek'in misafir olarak İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ne katılacağı. Çünkü öyle bir statü var İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde. Belgelerde şey diyor, talibat-ı katiye ya da müdavim, yani müdavim öğrenciler var. Bir de misafir öğrenciler var. Tabii misafir öğrencilerin kayıtlarını bulmak mümkün değil. Büyük ihtimalle Melek de hariçten misafir olarak katılıyordu İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ne. Ama yine de hani Melek'i İnaz Sanayi Nefise Mektebi öğrencisi olarak düşünebilirsiniz. Her ne kadar kayıtlı olmasa da, yani dışarıdan misafir olarak gidiyor. Ve nasıl bir eğitim alıyor? Şimdi İnaz Sanayi Nefise'de mücessem modeller. Bu biraz müphem bir anlam. Yani üç boyutlu, hani çıplak modelden mi çalışıyorlar yoksa heykelden mi belli değil. Ama mücessem modellerden ve alçı heykellerden resim yapmayı içeren pratik odaklı bir eğitim var. Bir de perspektif sanat tarihi gibi, anatomi dersleri gibi daha teorik dersler de görüyorlar İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde. Melek'in sınıf arkadaşlarından olması muhtemel Nazlı Ecevit Hanım, yıllar sonra Mihri'nin hocalığına ya da İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ne dair şunları da hatırlıyor. Ve diyor ki, Mihri Hanım'dan çok şey öğrendik, bütün eğitimimiz Mihri Hanım'da oldu diyebilirim. Mihri Hanım'ın peysajı yoktu, daha çok portre yapardı. Peysaj, kadınlar o zaman pek dışarı çıkmadıkları için yapmazlardı. Ama Mihri Hanım bize bunun için bir imkan sağlamıştı. Gerçekten de açılışından bir yıl sonra peysaj dersi muallimliğine tayin olunan Hoca Ali Rıza Bey, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde öğrencileri açık havada resim yapmaya teşvik ediyor. Hatta yazdığı bir tezkerede de şeyden bahsediyor. Yani Avrupa'da yazın Sanayi Nefise Mektebi talebesi kırlarda resimler yapıyor. Bu hem renklerin ahengini anlamak için hem de tabiata dair bir fikir almak için önemli şeylerdir diyor. Aslında bunlar belki bugün bizim için çok şey ifade etmiyor ama kadınların o dönemde çok rahat dışarı çıkıp resim yapamayacağınızı düşündüğümüz zaman çok büyük adımlar bunlar. Hani Melek'i de böyle bir dünyada tahayyül etmemiz gerekiyor aslında. Ve savaş yıllarının aynı zamanda kadınların görünürlükleri, kadın sanatçıların görünürlükleri açısından da bir dönüm noktası var. Çünkü savaşı düşündüğünüzde erkekler cephede ve kadınların görünürlükleri çok daha fazla artıyor. Biz şeyi biliyoruz, Darülfünun'un, yani üniversitenin estetik hocalarından Halit Ziya Uşaklıgil, savaş zamanı derslerinin neredeyse bomboş olduğunu hatırlıyor. Yani %90'a yakın erkek öğrenci cephelere gidiyor Birinci Dünya Savaşı'nda. Bu durum aslında Sanayi Nefise Mektebi için de geçerli. Sanayi Nefise Mektebi'ndeki erkeklerin çoğu da cepheye alınıyor. Mesela bunun güzel bir örnek, Cumhuriyet'in önemli mimarlarından olacak Arif Hikmet Koyunoğlu. O zaman savaş başlamadan önce Sanayi Nefise Mektebi'nde mimarlık öğrencisi, kendisi cepheye gidiyor, Erzurum'da savaşıyor. Ve erkek öğrencilerin cepheye gitmesi ve kadınların daha görünür olmasını bir günlük gazete İktam'da şöyle yorumluyor o dönem 1918'deki bir yazıda. Diyor ki, kadınlar kısmında 190 talebenin mevcudiyeti buna mukabil erkek talebenin 5-10 kişiden ibaret oldu. Yani erkekler cephede, kadınların görünürlükleri ve toplumsal yerleri çok daha fazla artıyor. Müslüman Osmanlı kadınlarının tabii ki. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda düzenlenen sergiler var. İlk 1916 yılında başlıyor. Hatta 1916 yılında ödül alan Sanayi Nefise Mektebi'nden Gümüş Sanayi Nefise madalyası alan bir ressam da bir kadın, Rum asıllı Eleni İlyades. Hatta
İstanbul'daki kadınların bu görünürlükleri yabancı basında bile bayağı ses getiriyor. O dönem Almanya'da Deutsche Levante Zeitung gazetesi şey diyor. İstanbul kadınlarının yeni Türkiye'nin sanat ortamından geri kalmak istemediklerini bahsediyor. Ve bir yıl sonra yine 1917 yılında da ikinci Galatasaraylar Yurdu sergisi açılıyor ki Melek sanat dünyasındaki, İstanbul sanat dünyasındaki ilk sahneye çıkışını da bu sergiyle gerçekleştiriyor. Yani 1917 yılında. Biz sergi kataloğuna göre iki tane eseri var. Desti ve Leylak adlı eserleri. Ne yazık ki sergi katalogları, o dönemin sergi katalogları eserlerin fotoğraflarını içermiyor. Biz o nedenle hani Melih'in sergilediği Leylak veya etütünü bilemiyoruz ama en azından yukarıda da, yani yukarıda değil aşağıda galiba değil mi? Aşağıda da sergilenen bir eseri 1917 yılından en azından o dönemdeki tarzına dair bir fikriniz olabilir. Ve dediğim gibi merceğimi tekrar geniş açıyorum ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yenilgiyle çıkıyor ve 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'yle de savaşa katılımı resmi olarak sona eriyor. Ve iki hafta sonra bu fotoğrafta da gördüğünüz üzere İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan savaş gemilerinden oluşan bir konvoy İstanbul'a varıyor. Ve 5 yıl süren, neredeyse 5 yıl süren bir askeri idari söz konusu İstanbul'da ve bu süre zarfında da İstanbul'un ve sakinlerinin Melek de dahil olmak üzere geleceği kesin olmaktan çok uzak. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı ekonomik sıkıntılardan bahsetmiştim, bunlara değinmiştim ama mütarekenin ilk zamanlarında durum daha da vahim bir hale alıyor. Ve şey, İstanbul'daki Amerikan Kız Kolejisi müdüresi Mary Miss Patrick de yoksulluğun boyutunu şu sözlerle anlatıyor. Daha önce hiç böyle bir sefalet görmedim. Sokaklarda bedenlerini örtecek giysileri olmayan kadınlar ve çocuklar vardı. Üstlerindeki sefil çullar üst üste yamanmıştı. Ve bu kadar yoksulluğun ortasında biz biliyoruz ki Amerikalı bir gazeteci yazıyor. İstanbul'daki yaşam New York'tan bile pahalı. Yani neredeyse dünyadaki en pahalı şehir haline geliyor yaşamak ve yangınlar var tabii ki tamamen şey bir insan seli gibi savaşlardan işte Rus devrimi ve akabindeki savaşlardan kaçan mülteciler de var İstanbul'da çok büyük bir mülteci gruplarından bahsedebiliyoruz. Ve işgal döneminde sanat dünyası hem sınırlanıyor aslında hem de canlanıyor. Sınırlanıyor derken işgalden bahsediyoruz. Çünkü işgal kuvvetleri keyfi olarak herhangi bir binayı işgal edebiliyorlar. Sanayi Nefise Mektebi binasını 1920 yılında İtalyanlar işgal ediyor. Bina sürekli yer değiştiriyor mesela akademi. Ve bu süre zarfında da tabii ki malzemeler, eğitim sürekli zarar görüyor. Bununla da birlikte işgal İstanbul'un da oldukça canlı ve hareketli bir sanat ortamı da var. Çünkü Osmanlı sanatçılarının zaten Birinci Dünya Savaşı'nda başlattığı bu kültürel aktivitelere şehre yeni gelen göçmen ressamlar, sanatçılar, müzisyenler, tiyatro oyuncuları da ekleniyor. Ve hani ben İstanbul'u biraz böyle beynelmilal bir hani uluslararası bir kültür başkenti olarak görüyorum o vakitler aslında. Ve Rus Ressamlar Birliği gibi, Ermenistan sanatçıları gibi sanatçı grupları tarafından da düzenli sergiler düzenleniyor. Ve bu sergiler dışında Birinci Dünya Savaşı'nda başlayan bahsettiğim Galatasaraylar Yurdu sergileri de devam edecek bu dönemde. Ve Melek de ilk 1917 yılında katıldığı bu toplu sergileri 1920 yılından itibaren her yıl düzenli olarak katılıyor. Bunlar işte Türk Ressamlar Cemiyeti tarafından Galatasaray Lisesi'nde düzenleniyor. Biz kataloglarda kendi eserlerin kendilerini görmüyoruz ama isimlerinden takip edebildiğimiz kadarıyla Melek, işte Kadın Portresi, Celal Bey'in Portresi, Dayımın Resmi, İki Çocuk Başı isimleriyle yer alan tablolarının çoğunun portre olduğunu anlayabiliyoruz. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın ve akabindeki İstanbul işgalinin Meleğe ve onun sanat üretimine getirdiği sıkıntılara dair kendi düşüncelerini görebileceğimiz bir anı henüz yok. Yani ben merak ediyorum Melek ne düşünüyordu? Hani şair Nigar Hanım gibi tuttuğu anıları var mıydı savaş döneminde?
Fakat Melek bu buhranlı ve sıkıntılı günlerde önce annesini sonra da babasını kaybediyor. Ebeveynlerinin ölümünü bu annesinin ve babasını kaybetmenin yarattığı boşluğu tuvallerine yansıtıp yansıtmadığını da bilemiyoruz. Yani annesini çiziyor mu, babasını çiziyor mu, bunları da bilemiyoruz. Ama mesela 1920 yılında katıldığı toplu sergide 5 tane portre sergilemiş olduğu anlaşılıyor. Fakat dediğim gibi annesi babası var mı bunlar için de sadece herhalde spekülasyon yapabiliyoruz. Ve işin ilginci, hani annesinin babasının resmettiğini bilemiyoruz ama en azından tahmin edebildiğimiz sergideki, serginin kataloğundaki eserlerden Melek o dönemin politik, askeri veya sosyal konuları da çok resmetmek istemiyor. Daha çok işte natürmort gibi, portre gibi geleneksel konuları resmettiği söyleyebiliriz. Yani bir karşılaştırma olarak burada iki tane erkek sanatçının eserini göstermek istedim. Namık İsmail ve Mehmet Ruhi Arel'in çok daha hani dönemin ruhundan etkilenmiş tablolar bunlar. Ama genel olarak Osmanlı kadınları bu gibi mevzulara, savaş gibi, işgal gibi mevzulara çok girmek istemiyorlar tablolarında. Belki hani bunun nedenleri üzerine düşünülebilir. Belki soru cevap kısmında bunu birlikte tartışabiliriz. Ve Taha Torus'un anlattığına göre de Melek daha sonra Akademi Julien'de eğitim görecek. Fakat İnan Sanayi Nefise Mektebi gibi tahmin ettiğimiz yine misafir bir öğrenci olarak gitmiş. Çünkü yine bunun kaydı yok. Melek'in kendini tuttuğu notlar var daha sonra. Bu notlarda işte Celal Bey'in evlilik teklifi, annesinin babasının vefatları, oğlu Ziya'nın doğumu, Almanya'ya seyahat gibi belli başlı kısa notları görebiliyoruz ama burada hiç şeyden bile bahsetmiyor. Yani İnan Sanayi Nefise Mektebi'ne girdim, Akademi Julien'e girdim ama yani dediğim gibi bu en azından misafir öğrenci olarak katıldığını tahmin edebiliyoruz. Ve Melek'in serginin de başlığında kullanılan unutulmuş olma durumuna dair de birkaç şey söylüyorum. Bence gerçekten de güzel bir başlık, unutulmuş bir ressam ve neden unutulmuş. Öncelikle Melek Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde kültürel hafızada hak ettiği yeri meslektaşları olan 1914 kuşağı erkek ressamları kadar alamıyor. Yani kültürel hafızada onlar kadar bir yeri yok ne yazık ki. Ve üstelik Melek Cumhuriyet döneminde de Galatasaray sergileri olsun, Ankara resim sergileri olsun kurumsal karma sergilere düzenli bir şekilde katılıyor. Yani Cumhuriyet döneminde çok aktif Melek, eğer sergiyi gezdiyseniz gördünüz. Ve Ahu Antmen'in katalogdaki yazısında da vurguladığı üzere Melek Galatasaray sergilerinde 1924'ten itibaren nü resimler sergileyen ilk kadın ressam. Bu anlamda da çok önemli. Ve yine Ahu Antmen'in belirttiği üzere Melek 1917'den itibaren hayatı boyunca 25 karma sergiye katılıyor ve birisi Türkiye. Birisi de Almanya'da olmak üzere iki kişisel sergi açıyor ve bu sergilerde çok fazla portre, natürmort, nü ve manzara sergiliyor. Yani Cumhuriyet döneminde de oldukça aktif Melek. Hatta Melek tablo dışında heykel sanatında da başarılı bir sanatçı oluyor. Ayrıca 80 yıllık ömründe sanat eserleri dışında Türkçe, Fransızca ve Almanca dillerinde geleneksel işleme sanatları ve hat sanatı gibi sanat tarihi alanlarında çok önemli makale ve kitapları da imza atıyor. Özellikle bunlarla ilgilenirseniz katalogda Ömer Faruk Şerifoğlu'nun yazısı var. Fakat tüm bunlara rağmen Melek Ziya Türkiye'deki modern resim sanatı kanonuna erkek sanatçılar kadar müdahil olamıyor. Çünkü modern sanat kanunu, yani modern sanatın yazımının öncüleri hep erkekler. Tabii aslında problem sadece sanat tarihi yazımı da değil. Biraz bu kadın ressamların aleyhine işlenen kültürel üretimdeki göreceli yokluklarını anlamak için onların aleyhine işlenen sosyal süreçlere de bakmak gerekiyor. Yani sadece sanat tarihi yazımını kötülemeden aslında onların dönemlerindeki bu süreçlere de odaklanmak gerek. Peki bu süreçler geç Osmanlı'nın sanat dünyasında nasıl işliyor?
Bir kere geç Osmanlı döneminde, aslında Cumhuriyet döneminde bugün bir kadın ressam olmakla bir erkek ressam olmak arasında sosyal, tarihsel ve ekonomik bir asimetri var. Bu fark erkeklerin ve kadınların resmedecekleri konuları belirlediği gibi üretilen nihai sanat eserinin görünürlüğünü ve etkisini de tayin ediyor. Geç Osmanlı döneminde Osmanlı tebaasından olsun veya olmasın çok fazla kadın sanatçı eserlerini sergiliyor demiştim. Fakat sergi yazılarını, sergi eleştirilerini yazan yazarlara baktığımız zaman bunların çoğu, neredeyse hepsi erkek. Ve jüriler de erkeklerden oluşuyor. Yani bir kadın jüriyi biz göremiyoruz buradaki sergilerde. Bunun dışında bu bahsettiğim asimetri erkeklerin ve kadınların resmettiği şeyleri de etkiliyor. Açık hava ressamlığı buna en güzel örnek aslında. Ki bahsettiğim gibi İnaz Sanayi Nefise Mektebi açıldıktan sonra Mihri Hanım bunu değiştirmeye çalışıyor. Yani kadın öğrencileri açık havada resme yönlendirmek için elinden geleni yapıyor. Ama kendisi daha sonra 1919 yılında verdiği bir söyleşide şey diyor, benim hayat tarzım beni çok şeylerden mahrum ediyor diyor. Yani hem ekonomik olarak hem de bir kadın olarak hep portre yapmak zorundayım. Aslında benim istediğim işte düğünleri resmetmek, açık havada kadınları resmetmek diyor ve şikayet ediyor. Yani bir kadın olarak çektiği, bir kadın ressam olarak çektiği şeylerden şikayet ediyor Mihri. Ve biz portre konusuna dönersek, yani Mihri'nin de vurguladığı hep portre yapmak zorundayım gibi, Melek'te de bu şeyi görebiliyorsunuz. Yani son yıllarına, son geç Osmanlı döneminde Mihri'nin, Melek'in sergilediği eserlere baktığınız zaman çoğunun portre olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bu portreler işte Celal Bey'in portresi, dayımın resmi gibi adlandırdığı portreler aile ve sosyal çevresindeki kişiler. Ve yani sonuçta şey, hani açık hava alan ressamlığı gibi değil, evinizde özellikle pastel ve kara kalem, yani yağlı boyada bir stüdyoda genelde yapılan bir şey, pastel ve kara kalemle kendi çevrenizdeki kişileri, aile üyelerinizi çiziyorsunuz. İşte Melek de buna güzel bir örnek. Ve sanat eleştirilerinin erkekler tarafından yazıldığını da bahsetmiştim ki bu hem erkekler yazıyor hem de sanat eleştirilerine baktığın zaman çoğu da erkek ressamlarla hakkında. Yani kadınların ismi sadece geçiyor. Melek de vardı, şu da vardı, bu da vardı ama detaylı bir paragraf varsa o sadece erkek ressamla ilgili oluyor. Hatta eğer kadınlara dair bir şey varsa da bu biraz böyle eril bir dille yazılıyor. Örneğin 1901 yılında Yunan asıllı Talia Flora Karabiya hakkında bir eleştirisinde Celal Esat Arsaven şunları yazıyor. Ve diyor ki, neredeyse diyor ki, erkekler resim sanatında üstad olabilir. Ve bir kadından beklenilmeyecek kadar üstünanedir. Yani bir kadından zaten bunu beklemiyor. Bunun çok fazla örneği de var. Ve bu Osmanlı kadın ressamlarına dair cinsiyetçi ifadelerin Osmanlı'daki sanat eleştirisiyle de sınırlı kalmadığını biliyoruz. Hatta buna ilginç bir örnek. Bahsetmiştim, Mihri Hanım Paris'teyken Louvre Müzesi'nde bir kopya yapacak Elbahın Akşehir koleksiyonu için. Ve Louvre Müzesi'nde bulunan bu Çingene Kızı tablosuna kime sipariş edelim diye düşünülürken Louvre Müzesi'nin küratörü Halil Ethem'e bir mektup yazıyor ve diyor ki, Mihri tavsiye edildi çünkü erkek gibi resim yapıyor. Yani erkek gibi resim yapmak, iyi bir ressam olmak anlamına geliyor. Bunu yazan da bir Fransız küratör. Bu mektuptan 4 yıl sonra 1915 yılında biz İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin sanat tarihi hocası Vahit Bey'in de bu Elvah-ı Nakşe koleksiyonunun sergilenme dolayısıyla bir kitap hazırladığını bahsediyoruz. Ve burada bile hani her ne kadar Celal Esat Arsaven kadar olmasa da böyle alttan biraz erkek egemenliğinde olan bir sanat dünyasını zaten varsaydığını okuyabiliyorsunuz. Hani bilhassa iftar ile zikri olmaya şayandır. Hani kadınlarımız da var gibi bir anlamı var onun. Bir yandan da dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı döneminde özellikle Müslüman Osmanlı kadınlarının toplumsal konumları ve ekonomik bağımsızlıkları açısından radikal bir dönem oluyor.
Sabiha Sertel gibi dönemin pek çok düşünürü savaş yıllarını bir dönüm noktası olarak görecek. Ve şeyden bahsediyor Sabiha Sertel, bu zamana kadar yalnız gazete sayfalarında yer bulan kadın hakkı, kadın vazifesi, umumi hakta yani Birinci Dünya Savaşı'nda az çok hakiki bir şekil almış, gerçek bir hayata mazhar olmuştur. Ve kadınlar artık eski zihniyete uymayan birçok yenilikler ve değişimler göstermişlerdir. Ve Meleğin de katıldığı dediğim gibi 1917 yılında başlayıp sergiye katılmaya. Ve bu düzenlenen sergilerde biz daha önceki yıllara nazaran kadın sanatçılarının sayılarının arttığını görebiliyoruz. Birinci Dünya Savaşı ve işgal dönemi sırasında. Fakat sanat eleştirileri, sanat yazıları yine tam anlamıyla eril ifadelerden kurtulamıyor. Ama kadınların lehine de bir dönüşüm söz konusu. Hani bunu da bence göz ardı edemeyiz. Örneğin Mihra'nın kendi kişisel sergisinde bir erkek yazar şey diyor, kadınlığı kadınların daha iyi takdir ettiğini bir örnek işte kadın ressam hani Mihri. Hani yine alttan altta bunu bence çarşıtabiliriz, ne kadar bu dil eril ne kadar değil gibi. Ama kadın sanatçılarının fotoğrafları da daha büyük bir şekilde basılmaya da başlıyor bu dönemde. Örneğin Sabiha Rüştü Hanım 1923 yılındaki Süs mecmuasında var ve hatta biraz ben kadınları görüyorum bu arada sergide, bilmiyorum sağdaki fotoğrafta değil mi, yani kendim şey bakmıyorum değil mi, evet kadın izleyicileri de görebiliyorsunuz ve Meleğin de katıldığı bu 1920 sergisinde yine bir yazıda da şeyden bahsediyor. Hani bizde sanat tersimin erkekler arasında tahammümü 40-50 senelik bir şey olduğuna nazaran hanımlarımız buraya yeni geldi, yani bu sanat üretimine yeni geldiler. Ama bu kadınlarımızın lehine olarak teyit ve tekarür etmekte devamdır. Ve yani hani yavaş yavaş biraz dil değişmeye başlıyor. Kadınların fotoğrafları konuluyor. Ama şey, hani tarihe de şey olarak bakmamak lazım. Böyleydi, şimdi gittikçe gelişiyor ve her şey çok güzel. Tabii ki bu dalgalanıyor. Bunları unutmamak lazım. Ama o dönem Zaruhi Kalem Karyan gibi feminist kadın yazarlar da gerçekten sanat eleştirileri yazmaya da başlıyorlar. Ve aslında hani Meleğe de değineceğim. Melek de bu kadın olarak sanat tarihimizde çok önemli bir yerde duruyor. Ve sanat tarihi yazımına geri dönersek ve Meleğin buradaki konumuna, Melek Taha Toros, Meleği kültür ve sanat dünyamızın zirvesindeki kadın olarak tanımlıyor. Ve bugün Meleğin fotoğrafı eğer giderseniz Anıtkabir'deki Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devrimlerine ilişkin fotoğrafların bulunduğu vitrinlerde öncü Türk kadınlarının arasında. Bu öncü Türk kadınlarını yazmıştım, hani Fatma Aliye de var onların arasında, Afife Jale de var. Yani bu kültürel hafızada seçilen ressamlardan biri. Hatta özellikle de bu konuşmam için fotoğrafı seçmemin nedeni de bu vitrindeki fotoğrafıydı. Bunun nedenlerini de düşünebiliriz. Yani bir kere Melek dediğim gibi çok farklı sanat alanlarında etkin heykel, resim ve hatırı sayılır bir kültürel miras da bırakıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçişte yeni rejimin eğilimlerini de derinden sahipleniyor. Hatta en bilinen herhalde yani tablolarından biri sergide de var. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasından 200 sonra kadın milletvekilinin meclisteki varlığını gösterdiği bu tablosu o dönemin kadınlarının değişen siyasi rolüne dair herhalde kültürel hafızada en büyük izi bırakan tablo bence. Konuşmamı bitirirken bu eril sanat tarihi yazımından bahsettim ve özellikle dünyada 1968 sonrası, Türkiye'de ise 1980 sonrası ivme kazanan feminist hareketten sonra artık bu eril dil eleştirilmeye ve değiştirilmeye başlandı. Ve bugün sanatçı kadınlar tarihin sayfalarında, müzelerde, galerilerde hak ettikleri yerleri yavaş yavaş alıyorlar. Ve bu Türkiye'de kadın sanatçıların görünürlük kazanma süreci aslında şey, Ahu Entmen'in de çok yerinde ifade ettiği gibi engelsiz, sorunsuz ve hatta çabasız değil.
bu sürecin bizzat kadınların, özellikle kadın sanatçıların ve kadın sanat tarihçilerinin verdiği bir mücadele olduğunu hatırlamak gerekiyor. Biz bu mücadeleyi biz Melek ürettiği eserler dışında bir arşivci gibi sakladığı ve bizlere bıraktığı bu zengin koleksiyonunda görebiliyoruz. Yani Melek'in de böyle bir derdi var aslında. Ve Nazan Hanım'ın katalogun girişinde vurguladığı gibi Melek her ne kadar titizlikle bir koleksiyon oluştursa da mirasçısı olan oğlu Ziya Sofu'nun ölümünden sonra 1980'lerden itibaren farklı müzayedelerde ortaya çıkan pek çok malzeme var. Doğan Paksoy'un titizlikle biriktirdiği bu malzemeyi biz sergide ve katalogda kullanıyoruz. Ama umarım daha çok şeyler bulacak. Örneğin anı defteri bildiğim kadarıyla hala kayıp. Konuşmamda sık sık vurguladım, bitirirken bunu söylemek istiyorum. Melek Celal Sofu'nun kendi hayatını titizlikle kayıt altına alması ve geçmişi gelecek kuşaklara saklama ve aktarma arzusu ve mücadelesi var. Umudum bu sergi gibi gelecekteki çalışmalarda Melek Celal Sofu ve başka kadın sanatçıları daha da görünür kılacak. Çok teşekkürler.